Merhaba sevgili öğrencilerim. Bu güzel İzmir akşamında tekrar sizlerle yeni bir podcast ile birlikteyiz. Bugün bitkiler alemini anlatacağız. Önce bitkilerin en temel özelliklerine bakalım. En temel özelliklerinden bir tanesi fotosentez yapmaları tabii ki. Küçüklükten beri bunu öğretmenlerimiz anlatıyor bize. Fotosentez dediğimiz süreçte bitki güneş ışığını kimyasal enerjiye dönüştürüyor. Yani besin üretiyor, oksijen üretiyor. Hem madde döngüsü için önemli hem de canlılık için önemli. Bu süreçte baktığımızda bitkilerde kloroplast dediğimiz özel bir organel var. Kloroplastların içinde klorofil molekülleri var, pigment bunlar. Güneş ışığını absorbe ederek karbondioksit ve suyu şeker ve oksijene dönüştürüyor. Bitkiler çok hücreli ve ökaryot canlılar. Yani tek hücreli bir bitki yok, tamamı çok hücreli. Hücrelerinde çekirdek var ve diğer gelişmiş organeller var. Bitkilerin hücre zarının etrafında da ekstradan biliyorsunuz hücre duvarı var. Selülozdan yapılmış. Selüloz biliyorsunuz bir polisakkarittir, yapısal polisakkarittir. Bitkiler fazla glikozu da nişasta olarak depo ederler. Nişasta da bitkilerin depo polisakkaritidir diyebiliriz. Peki bitkiler nasıl yaşıyorlar? Tabii ki toprağa bağlı olarak yaşıyorlar. Hareket edemiyorlar. Yani yer değiştirme hareketi yapamıyorlar. Pasif hareketlerle yetiniyorlar. Fotosentez için gerekli su ve mineralleri kökleri aracılığıyla topraktan alıyorlar. Kökler bazı bitkilerde depo görevi de görebiliyor. Bitki çeşitlerine bakalım, sınıflandırmasına bakalım. Damarlı ve damarsız bitkiler ya da çiçekli çiçeksiz olarak ayırabiliyoruz. En ilkel bitkiler damarsız çiçeksiz bitkiler. Damar derken burada iletim demetlerinden bahsediyoruz. Yani odun ve soymuk borularından bahsediyoruz. Bu bahsettiğimiz damarsız çiçeksiz bitkilerde odun ve soymuk boruları yok. En önemli örneği karayosunlarını verebiliriz. Karayosunları en basit bitki olarak geçiyor ve karasal hayata uyum sağlamışlardır. Gerçek kökleri yok, gövdeleri yok, yaprakları yok, yani gelişmemiş. Bunun yerine toprakta su ve mineralleri nasıl oluyorlar? Hani toprağa bağlı bir kökleri olmadan. Tabii ki rizoid adı verilen yapılarla. Bunları genellikle böyle nemli kayaların üstlerinde böyle yeşil yeşil görebilirsiniz. Nemli ortamlarda yaşıyorlar. Ağaç kabuklarında, işte su kenarlarında, işte toprağın işte o nemli kısımlarında ya da kayaların o nemli kısımlarında bulunabiliyorlar. Üremeleri de tabii tohum oluşturamadıkları için eşeyli üreme kısmen gerçekleştirebiliyorlar. Çoğunlukla spor oluşturuyorlar ve sporlar üremede önemli bir rol oynuyor ve yeni bireyleri bu şekilde oluşturabiliyorlar. Diğer bir ilkel bitkimiz yani tohumsuz bitkimiz damarlı tohumlu bitkiler. Yani karayosunlarından biraz daha gelişmiş. İletim demetleri var. Gerçek kök gövde yaprakları belirgin. Toprak aldık gövdesine rizom adını veriyoruz. Genellikle ılıman ve nemli bölgelerde yaşıyorlar. Eğrel tohumlarını örnek olarak verebiliriz. Bunlar da yine tıpkı karayosunları gibi sporla ve eşeyli üremeyle çoğalabiliyorlar. Yine sporlar yeni bitkilerin oluşumu için önemli rol oynuyor. Ve eğrel tohumları çok eski bitkilerdir. Yani varlıkları yaklaşık 300 milyon yıl öncesine kadar dayanıyor. Hatta kömür yataklarının oluşumunda da temel bir rol oynadığı belirtilmiştir diyebiliriz. Daha gelişmiş bitkilere baktığımız zaman tohumlu bitkilere geliyoruz. Yani bunlar zaten iletim demetleri var, damarlı yapıdalar. Tohumlu bitki dediğimizde eşeyli üreme tamamen gerçekleştiriyorlar. Kapalı tohumlu bitkiler var. Bunlar en gelişmiş bitki grubu. Gerçek kök gövde yaprakları var, çiçek oluşturuyor, meyve oluşturuyor, tohum oluşturuyor. Eşeyli ürüyorlar ya da eşeysiz vejetatif üreme gerçekleştirebiliyorlar. Tohum oluşumu sırasında meyve gelişiyor çiçekten. Meyve ve tohum yapıları sayesinde yine eşeyli üreme, çiçek meyve ve tohum yapıları sayesinde eşeyli üreme sağlanıyor. Vejetatif üreme de yapabiliyorlar demiştik. Diğer bir bitkimiz açık tohumlu bitkiler. Açık tohumlu bitkiler tohumları açıkta. Bunlar genellikle iğne yapraklı. Ağaç ve çalı formlarında olabiliyorlar. Yani ot formu yok açık tohumluların. Tohum taslakları dediğimiz gibi ovaryum yani yumurtalık tarafından örtülmemiş. Erkek ile dişi organlar genellikle farklı çiçekte ki çiçek dediğimiz yapı zaten kozalak olmuş oluyor. Çünkü açık tohumlu bitkilerin çiçeği kozalaklarıdır. Bu bitkiler daima yeşil. O yüzden kurak ortamda zaten iğne yaprak ya da
pul şeklinde yaprakları olduğu için de kurak ortama da uyum sağlamışlardır diyebiliriz. Kapalı tohumlu bitkilere tekrar dönecek olursak, dedik ya tohumları meyve içerisinde bulunuyor ki özellikle tohumların yayılması açısından meyvede bulunması önemli bir özellik. Çenek sayısına göre tek çenekli ve çift çenekli olarak ayırıyoruz. Bazı türleri yaprak dökme özelliğine sahip, yani mevsimsel bitkiler, bu ilkbahar yaz işte üreme dönemi olan, kışın ve sonbaharda durağan hale gelen bitkilerden bahsediyoruz burada. Bazıları da yaprak dökmüyor. Bunların en önemli özelliği tohum oluşumu sırasında çift döllenme görülüyor. Yani çift döllenme dediğimiz şey, bir döllenme sonucu zigot oluşuyor. Oradan embriyo gelişiyor. Artı embriyonun besleneceği endosperm, yani besi dokusu da yine ikinci döllenmeden sonra oluşuyor diyebiliriz. Kapalı tohumlu bitkilerin ot halleri var. Otsu formları var, odumsuz formları var, çalı formları var. Bitkiler aleminde en geniş grup ya da en çok türe sahip olan grup kapalı tohumlu bitkilerdir diyebiliriz. Şimdi bitkiler ekosistemde de tabii önemli. İnsan ve hayvanların temel besin kaynağı. Sofralarımızda tükettiğimiz sebzeler, meyveler, kuru yemişler, bunların tamamını bitkilerden elde ediyoruz. Tabii bitkileri sadece besin olarak değil, aynı zamanda ilaç olarak kullanabiliyoruz. İlaç üretiminde, tekstil ya da kağıt ve kozmetik sanayilerinde de ham madde olarak kullanılabiliyor. Dedik ya, karbon ve oksijen döngüsünde kritik bir rol oynuyor. O yüzden yeşil alanların tahribatı doğal dengeyi bozabiliyor ve çevre sorunlarına yol açabiliyor diyebiliriz. Yani sonuç olarak baktığımızda bitkiler doğanın sunduğu eşsiz nimetler ve ekosistemin dengesini koruyan önemli canlılar. Bitkiler hakkında sahip olduğumuz bilgilere bakarak çevreyi korumak her bireyin sorumluluğu olduğunu söyleyebiliriz. Önümüzdeki nesillere, yani gelecek nesillere sağlıklı bir çevre bırakmak, sağlıklı bir hava bırakmak için bitkileri korumamız gerekiyor. Bitkilerle ilgili söyleyeceklerimiz bu kadar. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki podcast'te görüşmek üzere. Hoşça kalın.